Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Biliyorsunuz Doğu turuna çıkmıştım. Tur güzel giderken aracım arıza yaptı arkadaşlar. Yani Adıyaman'a kadar turumuzu yaptık. Diğer duraklara gidemedik maalesef. Bir ay sonra kısmetse kalan yerleri de ziyarete gitmek için yola çıkacağız. Herkesten özür dileriz bu konuda. Hani gerçekten hoşuma gitmedi bu durum. 9,5 saat otobüsten evime gittim vesaire. Yani yorucu oldu benim için. O yüzden de 2-3 gün video gelmedi arkadaşlar. Yani başıma gelmeyen kalmadı. Yani kimisi gitmemi istemiyor turlara. İşte iyi mi oldu böyle yani? Nazar değdi arkadaşlar. Neyse, gelelim Bitcoin'e. Haftayı arkadaşlar yükselen tepe ile kapattık. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani boğa geliyor mu gelmiyor mu? Bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız bu videoda. Öncelikle kısa vadeye bir bakalım. Evet, haftalıkta bir yükselen tepemiz var. Ama kısa vadeye baktığımızda da bir yükselen trend kırılımı var. Şimdi bu ne anlama geliyor? Boğa gelecekse bile önce bir geri çekilme yaşayabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Şunu da söyleyeyim. Sepetimiz hazırda bekliyor köşede. Hemen devreye sokmayacağım sıcağı sıcağına. Şu kırılımın sonucuna bir bakacağım. Çünkü saç sinyallerimiz mevcut kısa vadeli. Ondan dolayı arkadaşlar acele etmeyeceğiz. Şimdi BTC 52.900'de dip yaptı biliyorsunuz ve yükselişe başladı. Nereye kadar geldi? 66.500'lere kadar geldi. Bu esnada da şöyle bir yükselen trend hattı oluştu ve gördüğünüz üzere şu anda da o trendi kırmış durumdayız. Böyle bir durumda ne bekleyebiliriz? Daha öncesinde de düşen bir trend vardı. Beyaz renkte biliyorsunuz. Yani şuna benzer bir şeyler görülebilir arkadaşlar. Şöyle bir retest. Tamam mı? Bu ilk adım olur. Boğa gelecekse örnek vereyim. Ondan sonra gelir. Yani şöyle bir şey bekleyebilirsiniz. Diyelim düştü oraya, tutundu. Al sinyalleri geldi. Ondan sonra şöyle kırılan yükselen trendi retest etmek için yola çıkabiliriz. Ve bu trend çizgisi eğimlidir arkadaşlar. Atıyorum 10 Ekim tarihinde 71 bin dolarları gösteriyor. Öyle bir eğimi var. Zaman geçtikçe de eğimini arttırıyor görüyorsunuz. Yani bayağı bir eğimlidir. Yani bunun kırılması uzun vadeyi etkilemez. Kısa vadeyi etkiler. Öyle düşünebilirsiniz. Mesela şimdilik şöyle bir yatay atalım biz. Şöyle. Yani şu bölge önemli duruyor arkadaşlar. Zaten grafikte de görüyorsunuz 62.300 seviyesi. Oranın altına kırmamız durumunda şöyle beyaza doğru bir hareket görülebilir. 58.000, 59.000 o şekilde düşünebilirsiniz. Diğer grafiğe geldiğimde kendi indikatörümde günlük grafikte gördüğünüz gibi 74.000'den beridir düşüyoruz ve ne zaman bu tepeye gelsek alttaki indikatörde kıvrılsa sert bir düşüş geliyor. Gördünüz mü? Mesela burada olmuş. Diğerine baktığımızda da üst banda gelmişiz. İndikatör kıvrılmış. Alt banda düşmüşüz. Burada da indikatör kıvrılmış ama üst banda gelememişiz. Ona rağmen düşmüşüz. Şimdi de üst banda geldik ve indikatör kıvrıldı arkadaşlar. Yani bu sinyal varken hemen buradan sıcağı sıcağına acele acele sepet yapmayı uygun görmüyorum. Diğer olayımız günlük golden cross yapılacak mı yapılmayacak mı? Şimdi arkadaşlar hala ve hala günlükte dead cross aktif. Tamam, haftalıkta yükselen tepemiz var. Az sonra çok ciddi sinyallere de değineceğim. Ora önemli arkadaşlar. Ama bu da var. Yani dead cross'umuz da hala aktif. Ama kırmızıyla beyaz birbirine doğru eğim verdi gördüğünüz gibi. Yani böyle devam ederse 1-2 haftaya bir golden cross görülebilir örnek vereyim. Tamam mı? Ama hala golden cross aktif değil. Yani şu an MA200'ümüz nerede? 63.600, MA50'de 60.400 seviyelerini işaret ediyor. Burada hala taşlar yerine oturmamış. Diğer taraftan haftalık grafiğe bakalım. Bakın arkadaşlar, şurada son tepeyi açtık, hayırlı uğurlu olsun. Yani yükselişin ilk teyidi diyebiliriz biz. Ama daha fazla teyit lazım bize. Hatırlarsanız sepeti sattığımızda alçalan dip gelmişti. Ve daha sonra bir yükseliş yaşandı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mesela alçalan dibi nerede yaptı? 66.000'de yaptı. Ondan sonra arkadaşlar tekrardan bir 72.000'e yola çıktık hatırlarsınız. Yani direkt bodozlama düşmedi. Önce bir tepki yükselişi yaşandı. Ondan sonra düştü.
Şimdi de yükselen tepe var. Diyelim yükselen tepe boğayı getirecek. Yani nasıl ki alçalan dip sonucu önce bir yükseliş sonra düşüş geldiyse, bu defa da yükselen tepe yapıldı. Önce bir düşüş sonra bir yükseliş şeklinde ilerleyebilir. Yani insanlar tabii long short yapıyor bu piyasada. Ha diyor, yükselen tepe geldi, basayım ben longları. Ondan sonra patlatabiliyorlar tabii ki. Dikkatli olmak lazım. Hemen gelişine buradan almamak gerekiyor. Ben neyi takip edeceğim? Özellikle arkadaşlar kendi indikatörümde, günlükte bu alt indikatör yeniden yukarı kıvrılması gerekiyor. Artık sarıya gelince mi yapar, alt banda gelince mi yapar? Bunu gün gün takip edeceğiz arkadaşlar. Ama kıvrılmadıkça ben bekliyorum. Kıvrılmadıkça da atıyorum. Bu yükselen tepe fake diyelim, tamam mı? Yani bu yükselen tepe fake diyelim. Bu sefer yara almamış oluyoruz. Anlatabildim mi? Buradan direkt gider mi? Sanmıyorum arkadaşlar. Yükselen trend de kırıldı zaten. Öyle değil mi? Yani bir sakin olmak lazım. Sakince izlemek lazım. Hemen gaza gelmemek lazım. Diğer taraftan şöyle baktığımda MACD bak birbirine doğru yaklaştı. Şu turuncuyla mavi. Biliyorsunuz Nisan ayında sat vermişti ve nakite geçmiştik. Şu anda da ala gitmek üzere ama al sinyali tam teyitli değildir. Bana göre arkadaşlar günlük grafikte yeniden al verirse o zaman bu ikisi birbirini kesmeye doğru gider. Tamam mı? Diğer taraftan Arasa'ya bakıyoruz. Arasa'da da yükselen tepemiz yapıldı ve ortalamanın üstünde haftayı kapattık. Yani burada bir iki tane al sinyalimiz mevcut. Doğru mu? Haftalıkta da yükselen tepemiz var. Bu da üçüncü al sinyalidir arkadaşlar. Yani önemli olduğunu düşünüyorum. 3 tane al sinyali gelmiş haftalık grafikte. Ama dediğim gibi öncesinde bir geri çekilme gelecek gibi duruyor. Ve bu geri çekilme abartılı mı gelir? Bunu anlamanın yolu da şu an sakince de izlemektir. Tamam mı? Çok önemli bir durum daha var. Onu da göstermek istiyorum. Tether dominans. Bakın burada ne görüyoruz? Haftalık grafiğe baktığımızda haftalıkta bugüne kadar hiçbir zaman dead cross yapılmamış. Yani kırmızıyla beyaz birbirini kesmemiş. Kırmızı nedir? MA 50, beyaz nedir? MA 200. Yani burada bir kesişim görüyoruz. Şöyle yaklaştırayım. Bak, burada artık bir dead cross'umuz mevcut. Bu nedir? Tether dominans. Şimdi bu dead cross olumlu bir şey midir? Grafik açısından değildir. Yani dead cross geldiğinde haftalıkta bir düşüş bekleyebilirsin. Doğru mu? Onun yanı sıra da bir de alçalan dip yapıldı haftalıkta Tether dominansında. Bak şu son dibin altında haftayı kapattık. Şimdi bu grafiği bak analiz ettiğimizde hem alçalan dip var hem de dead cross var. Dolayısıyla Tether dominansında düşüşler gelebilir mesajını veriyor. Peki bu Tether dominansı düşerse nasıl bir etki verir? Dolayısıyla Bitcoin yukarı atar, altcoin'leri de yukarı atar. O anlama geliyor arkadaşlar. Yani insanlar nakitten mala geçiyor anlamına geliyor. Yani burada da önemli bir al sinyali var. Yani Bitcoin için, altcoin'ler için önemli bir al sinyalini görüyoruz. Tek pürüz kısa vadeli yükselen trendi kırdık. Artık bu sinyaller fake mi değil mi? Nasıl anlayacağız? Böyle anlayacağız arkadaşlar. Biraz daha bekleyerek şu grafik tekrar al verene kadar sakince de bekleyeceğiz. Olay bu kadar basit. Ama şöyle baktığımızda da sanki bir yerden sonra al verip yoluna devam edecek gibi bir görüntü var. Bitcoin için söylüyorum. Yani geri çekilme bitip al verip yoluna devam edecek gibi görüntü var. Tabii ki biz adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Haftalık grafikte alt indikatörde de bir ivmelenme görüyoruz yukarı doğru. Mesela siyah alanın dışına çıktık ve mavi alana girdik. Görüyor musunuz? Bu esnada da biz sarıyı pembeye çevirmedik ve mavi noktalar yakmaya başladık. Yani aslında burada da bir al sinyalimiz mevcut. Mavi noktalara kadar geri çekilebilir. O da 60.600'ü gösteriyor. İğne de atabilir altına arkadaşlar. Önemli olan oraya bir dokunmasıdır aslında. Belki bunu göreceğiz biz. Bir retest düşüşü göreceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Gelelim Bitcoin dominans grafiğine. Burada da hem şöyle bir düşen trend hattımız vardı. Şöyle sarı renk. Tam oradayız biz arkadaşlar. Biraz üstündeyiz ama ay kapanışı henüz gelmedi.
Yani 15 saat var aylık kapanışa. Yarın daha detaylı anlatırız. Aylık kapanış nasıl geldi vesaire. Ama aylıkta son ortalamaya geldiğimizi görüyoruz. Zaten en başından beri arkadaşlar hedefimiz oraydı biliyorsunuz. Yani 2 yıl önceki videolarımızı bile izleseniz dominansın bir gün oraya gideceğini söyledik. Ama buradaki incelik şudur. 2 aylıkta da bir ortalama çıktı tabii ki. Acaba oraya kadar yükselecek mi? Şu da olabilir. Mesela önce geri çekilir dominans. O esnada bu ortalama da aşağı düşer. Sonra tekrar bir ivmelenir. Bir ara bir altcoin'leri ezer örnek vereyim. Sonra dominans tekrar gider. Hedefine varır. Ondan sonra komple düşüşe geçer. Öyle de analiz edebiliriz durumu. Ama arkadaşlar netice olarak aylıkta da son ortalamaya gelmişiz. Bu da önemli bir sinyal aslında. Others dominansa geldiğimizde bu ne diyor arkadaşlar? Burada da yükselen trende geldik. Şöyle bir yorumum vardı benim biliyorsunuz. Burada bir obo formasyonu var. Şu şekilde. Doğru mu? Tehlikeli bir sinyaldi bu. Ve yükselen trende geldiğinde aynen şu cümleyi kurduk. Arkadaşlar hiçbir destek kırılmaz diye bir kural yok. Doğru mu? O yüzden temkinli olacağız, izleyeceğiz. Ve desteğe geldi, kırmadı arkadaşlar. Kırmadı. Şimdi burada tekrar bir yukarı yönlü ivme görüyoruz. Alt indikatör de bunu destekliyor aslında. Bu nedir? Others dominance. Yani bu yukarı giderse altcoin'lerde güzel hareketler görülebilir anlamına geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Ve burada da destekten dönüş yaptık. Farzı misal. Diyelim sepet yaptık biz. Bu boğa fake mi değil mi? Tamam mı? Bunu nasıl anlayacağız? Örnek vereyim. Şu yükselen trendi kıracağız arkadaşlar. Tamam mı? Yani şunu göreceğiz biz. Şurada bir dip yapmışız. Nerede? 9.20 seviyelerinde. Orayı kırıp haftayı kapatacağız arkadaşlar. Bunu görürsek hem yükselen trendi bozarız hem de alçalan dip yaparız. O zaman deriz ki her şey bir tuzakmış. Çok fena oyuna getirdiler gibi yorumlayabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi toparlayalım. Uzun zamandır nakitteyiz arkadaşlar. Şimdi nakitteyiz diye bazı şeyleri görmezden gelemeyiz tabii. Olumlu sinyal görürsek söyleriz. Olumsuz sinyal görürsek söyleriz. Tamam mı? Bu nedir? Bu tarafsızlıktır. Tarafsızca analiz ediyoruz. Mesela insanlar şu an düşüşe ikna olmuş durumda ve 35 bin gelecek diyor. Doğru mu? Körü körüne nasıl ki yukarı yönlü gittiğimizde sepeti sattığımız dönemde 100 bin gelecek, 100 bin gelecek diye satmayanlar bazı coinlerde 10 kat terste kaldı. Doğru mu? Aynı şey düşüş için de geçerli. Yani yukarı giderken hiç düşmeyecek algısı var. Düşerken de hiç yükselmeyecek algısı var. Ama tarafsız olursan ne olup bittiğini daha iyi anlarsın. Şimdi arkadaşlar sepetimizi Nisan ayında sattık. An itibariyle arkadaşlar bakiyemizi koruduk ve çok alttan sepet yapabilecek durumdayız. Yani bayağı avantajlıyız arkadaşlar. Biz sepete girdikten sonra örnek vereyim. Bizden rahatı yoktur. Yani atıyorum bu boğa fake bir boğadır. Misal zararına satacağız bir yerde. Ama bir önceki hamlemizden ötürü yara almayacağız arkadaşlar. Ama piyasaya geç girdiysen yapacak bir şey yok. Biz kendi hikayemizi anlatıyoruz. Kanalı açtığımdan beridir benim hikayemi izliyorsunuz bu videolarda. Doğru mu? Yani dolayısıyla ben yaptığımı anlatırım. Yaptığımı anlatırım. Şöyle de bir pürüz var. Herkes boğa bekliyor. Herkes terste veya ciddi zarar aldı. Ve boğa gelirse birçok insan çok büyük para kazanacak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu piyasa insanlar para kazansın diye kurulmadı, para kaybetsin diye kuruldu. Şimdi ben burayı çözmeye çalışıyorum. Burada ne olabilir arkadaşlar? Belki de o beklenen büyük ralli değil, mini bir ralli yaşanabilir. Dolayısıyla böyle olunca da gene gariban kazanmaz, gene gariban kazanmaz. Niye kazanmaz? Buradan senin bakiyen 3'e katladı diyelim. Bir de terste olduğun halde 3'e katladı. Anlatabildim mi? Bu sefer ne olur? Altcoin'ler 5x gitmiş olur rallide. Bu defa 100x'ler, 1000x'ler havada uçuşacağı için
Kimse satmayacak arkadaşlar. Ve belki de öyle tekrar ayıya gireceğiz. O şekilde garibanın yüzünü güldürmeyebilirler. Ama büyük bir rally yaşanacaksa ve insanların tamamı sepetteyse, bu sefer şöyle bir çelişki var. İnsanların tamamı mı para kazanacak? Yani büyük rally geldi diyelim. Orada diyelim satmadın. %30-40 düştü. Ondan sonra %50 düştü. Bir yerde sattın diyelim. Büyük yara almaz. Doğru mu? Yani burada da bazı pürüzler var. O yüzden çok dikkatli hareket edeceğiz. Duygularımıza yenilmeyeceğiz. Hayallerimiz bizi esir almayacak arkadaşlar. Eğriye eğri, doğruya doğru diyeceğiz. Tamamen tarafsız gideceğiz. Tamam mı? Kısmetse, böyle devam ederse sinyaller, güzel şeyler yaşanabilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar, günlük grafikte hala bir sıkıntı var. 4 saatlikte yükselen trend kırılımı var. Bunun bir düşüşü gelir diye düşünüyorum. Ama bu düşüş nerede duracak? Önce onu izleyelim. Hemen yükselen tepe geldi diye full all in mala girmek aklıma yatmıyor arkadaşlar. Biraz daha sabırlı olacağız. Tamam mı? Kaçıp giden bir şey yok. Öncelikle bunu söyleyeyim. Daha önce de kaçıp gidiyor diyenler, acele edenler çok terste kaldı. Sallıyorum. Pixel, AI, XAI, bu 3 coin örnek vereyim. Yapay zekanın ağababası çıktığında herkes bunu aldı mı? Aldı. Sonra 10 kat düştü arkadaşlar. Bak 10 kat düştü. Ve biz şimdi sepet yapacağımızda bunları alırsak çok alttan almış olacağız zaten. Buradan biraz daha gitsinler, önemli değil. Çok alttan alacağız. Zaten sattığım sepetin son güncel haline baktım ben arkadaşlar. Epey bir aşağıda duruyor. Tamam mı? Bir gün sepet yapılırsa o zaman o eski sepetin de son halini tabii ki paylaşacağız. Peki sepet yapılırsa eski coinleri mi alıyoruz? Hayır arkadaşlar. Bambaşka bir sepet tasarladım ben. Zaten hazırda bekliyor. Ani bir hani boğa moğa gelecekse örnek vereyim. Hemen sepetimiz hazır. Siz sadece arkanıza yaslanın. Beni izlemeye devam edin. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.